Ama biz bununla da yetinmedik. Hani dedik ya, hem işi bilmek gerekiyor, ne yapacağını bilmek gerekiyor ama bir de temiz yönetmek gerekiyor. İşte bunun için de yine siyaset tarihimizde bir ilki gerçekleştirdik. Deva Belediyeciliği'nin etik kurallar bildirgesini hazırladık. Yani bizim belediye başkan adaylarımız aday olmadan önce bu 1, 2, 3 sayfalık belgeyi imzalıyorlar. Seçildiğimiz takdirde ben belediyeyi burada yazılı ahlaki kurallar çerçevesinde yöneteceğim diyorlar. Ondan sonra bizim adayımız oluyorlar. Ve biliyorsunuz belediyecilikte bazı kavramlar vardır. Kitabına uydurmak. Biz kitabına uydurmaktan yana değiliz arkadaşlar. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Belediyeyi kitaba uygun yönetmemiz gerekiyor. Kurallara, kanunlara uygun ama aynı zamanda burada yazdığımız ahlaki kurallara da uygun belediyeleri yönetmemiz gerekiyor. Biz 4 senelik bir siyasi partiyiz. Bize mi düşmeliydi Türkiye'de bunu hazırlayan ilk parti olmak? 100 yıllık cumhuriyette, nereden baksak 70-80 yıllık çok partili demokrasimizde ilk defa bu Deva Partisi'nin mi aklına gelmeliydi? Temiz belediyecilik ve bunun yazılı halde kurallarıyla ortaya konması. Çünkü maalesef bizde belediyecilik denince sık sık duyduğumuz bir kavram var. Ne diyorlar? Ya çalıyor ama bir şeyler de yapıyor. Şimdi biz millet olarak buna razı olmamalıyız arkadaşlar. Ya hem çalmasın hem de düzgün iş yapsın, değil mi? İşte biz böyle bir belediyeciliğe talibiz. Ve inşallah göreceksiniz seçimlerden sonra tüm Türkiye sathındaki belediye başkanlarımız örnek belediyeciliği gerçekleştirecekler. Hem işlerini iyi yapacaklar hem de temiz, dürüst çalışacaklar. Biz de bunu genel merkez olarak koyduğumuz ilkeler, kurallar çerçevesindeki takip mekanizmamızla bütün belediyelerimizi yakından